Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda nefis bir imam bayıldı tarifi var. Şimdi imam bayıldı herkes yapar ama püf noktalarına dikkat edilerek usulüne uygun bir imam bayıldı yaparsanız da tadına doyum olmaz. O zaman doğru ve iyi, lezzetli, böyle yemesi keyifli bir klasik imam bayıldı yapmak için nelere dikkat etmemiz lazım? İşte tarifi hazırlarken onları da sizlerle paylaşacağım. Tabii ilk önce malzemeleri sayalım. İmam bayıldı için gerekli malzemelerimiz 4 adet imam bayıldı hazırlamaya uygun olarak seçilmiş patlıcan, piyaz doğranmış 2-3 adet kuru soğan, menemenlik doğranmış domates 2-3 adet boyuna göre, 3-4 tane yeşil biber yine menemenlik doğranmış, ince ince kıyılmış 4-5 diş sarımsak, zeytinyağı ve tuz. Şimdi imam bayıldı önünüze geldiğinde tabakta ki görüntüsünde bu sap kısmının da bulunması gerekiyor. Onun için patlıcanı alacalı soyup şuradaki sap kısmını da bu şekilde hazırlamayı göstereceğim. İlk önce onunla başlayacağız. Bütün nazikliği, kibarlığı da aslında şu görüntüsünde. Patlıcanların ilk önce şöyle ince bir kesik atarak şu sapının eteğindeki saçaklı kısımlarını alıyoruz. Sonra burasını da bu şekilde bıçakla keserek alıyoruz. Son derece basit. Patlıcanın asıl sap kısmı da burasında, sert olan kısım. Daha sonra alacalı soyuyoruz. Böyle veya böyle, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle tutun patlıcanı. Alacalı soyduktan sonra da tuzu suya bırakıyoruz patlıcanın acısını almak için. Gördüğünüz gibi burada bir su hazırladım. İçerisine de bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Şimdi patlıcanları hazırlamaya devam ediyorum. Patlıcanlar yaklaşık bir 10-15 dakika bekledi. Gördüğünüz gibi hafif kahverengi bir suya dönüştü. Acısını aldık. Şimdi bunları bir mutfak havlusu üzerine çıkartarak güzelce kurulayacağım. Kızartacağımız için ıslak kalmaması gerekir. Aksi halde patlama yapar. Şimdi tavaya zeytinyağı ilave ediyorum. Çok bol yağ kullanmayacağım. Şöyle tavayı kaplayacak kadar zeytinyağı benim için yeterli. Yağ ısındıktan sonra patlıcanları yerleştireceğim. Şimdi patlıcanları koyuyorum. Şimdi patlıcanların dört tarafında çevirerek güzelce kızartacağım orta ateşte. Yüksek ateşe vermiyorum. Üzerine de şöyle delikleri olan bir kapak kullanıyorum. Delikli kapağınız yoksa bile üzerine normal bir cam kapak, normal bir çelik kapak kapatarak da kızartabilirsiniz. Bu şu işe yarıyor. Patlıcanları terleterek pişirmiş oluyoruz. Hem daha yumuşak, lezzetli, hem her tarafı eşit pişmiş oluyor. Patlıcanlar güzelce kızardıktan sonra kağıt havlunun üzerine çıkartıyorum. Burada birazcık fazla yağını çekmesi için. Şimdi patlıcanları kızarttığım kalan zeytinyağında da iç malzemesini hazırlayacağım. İlk önce piyaz doğranmış soğanları sararıncaya kadar pişiriyoruz. Kavuruyoruz demiyorum çünkü tam bir kavurma işlemi değil de böyle bir parlatma, yumuşatarak pişirme işlemi yapacağız. Üzerine birazcık tuz ilave edeceğim. Şöyle. Ve bir tane de küp şeker ekliyorum ya da bir çay kaşığı toz şeker koyabilirsiniz. İsterseniz kullanmayın ama kullanırsanız şöyle bir faydası var. Bu bir zeytinyağlı olduğu için hem görüntüye katkı sağlar, pırıl pırıl görünmesini sağlar. Hem de zeytinyağın donmasını engeller dolaba kaldırdığınız zaman. Şimdi soğanları sotelemeye başlıyorum.
soğanla ince doğranmış yeşil biberimizi ilave ettim. Şimdi beraber sofe etmeye devam edeceğim. Limon bayıldığının lezzetli oluşunun bir güzel püf noktası da malzemenin doğru ve iyi pişmesi. Bakın soğanlar önce şöyle bir yumuşadı, kendini bıraktı. Sonra biberleri ekledim. Biberlerle birlikte de pişiriyorum ama pişirme işlemini yaparken orta ateşte ara sıra kapağı kapatıyorum. Yumuşatarak pişiriyorum. Kokusunu, lezzetini içine hapsediyoruz böylece. Karıştırma aşamasında açıyorum kapağını tekrar. Şimdi artık domatesleri de ilave edebilirim bu aşamada. Domateslerle birlikte bunlar da çok küçük küp küp doğranmış domates. Menemenlik boyda doğramanız yeterlidir biberleri ve domatesleri. Şu anda gördüğünüz gibi piyaz doğradık. Bakın pırıl pırıl. Şimdi bir tutam da şöyle maydanoz ilave edeceğim. Maydanozu malzeme listesi sayarken eklemeyi unutmuşum. Şimdi pişirirken aklıma geldi hemen. Maydanoz önemli içindeki. Maydanozu da kıydıktan sonra taze taze eklemek yine önemli. Hem renginin hem kokusunun içinde daha iyi kalması için de pişmekte olan iç malzemenin altını kapattıktan hemen sonra ilave edeceğim. Şöyle şimdi altını artık kapatıyorum. Pişmeyi bitiriyoruz. Ve maydanozumuzu ekleyip hemen karıştıracağım. Şimdi artık imam bayıldı malzemelerini birleştirip tencereye yerleştirmeye sıra geldi. Kızartmış olduğum patlıcanlar soğuyuncaya kadar bekledim. Bu iç malzememiz de bu arada biraz ılımlı soğudu. Şimdi patlıcanın tencereye oturtarak bir kere daha ocağa koyacağımız için şöyle rahat durduğu pozisyonunu ayarlayıp şöyle üst kısmından bıçağın ucuyla fazla kaçırmadan kesik atıyoruz. Ve daha sonra şöyle kaşıkla açıyoruz içerisine. Hatta karşılıklı böyle iki kaşık kullanırsanız daha da kolaylık olur. Şöyle. İçi de çok güzel bembeyaz kalmış. İç kısmını hatta birazcık şöyle didiklemeniz güzel olacaktır. Şimdi hazırladıklarımı tencereye yerleştirip fırına verecekseniz tepsiye yerleştirip ondan sonra yerinde içini doldurmak daha sağlıklı olacaktır. Yine bıçakla ucunu alıyorum hafif ve ondan sonra kaşıkla açıyorum. Şahane. Yani bu şekilde hazırladıktan sonra patlıcan salata da yapabilirsiniz. Öncelikle alacağı kadar malzemeyi kaşıkla üzerine bırakıyorum. Ondan sonra biraz daha içine doldurma işlemini şöyle kaşığın ucunu kullanarak yapacağım. Artık tencerene pişirmeye sıra geldi. Patlıcanlarımızı önden kızartmıştık biliyorsunuz. İç malzeme de piştiği için tencerede çok fazla pişmeyecek. Ama pişerken de biraz lezzete, biraz da sıvıya ihtiyacı var. Bunun için bir tane taze domatesi rendeledim. Şöyle kaşıkla tencerenin kenarlarından patlıcanlara ilave ediyorum. İsterseniz varsa elinizde yaptığınız geçen seneden domates suyu konservesi, onu da kullanabilirsiniz. Birazcık da zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle çok az. Birazcık karabiber serpiyorum. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. İmam bayıldılarımız pişti. Şimdi artık onları servis tabağına alacağım.
Ondan sonra ocağı kapatıp böyle bir 20-25 dakika kadar da dinlendirdim. Tencerede kalan içinde pişen domates sosunu da şöyle yine servis tabağına ekliyorum yanına. Üzerine de biraz ilave edebilirsiniz. Çünkü bu sos çok lezzetli oldu. İmam bayıldı piştikten sonra ocağı kapatıp böyle bir 20-25 dakika kadar da dinlendirdim. Tencerede kalan içinde pişen domates sosunu da şöyle yine servis tabağına ekliyorum yanına. Üzerine de biraz ilave edebilirsiniz. Çünkü bu sos çok lezzetli oldu.